tecrübe ve güven estetikle buluştu. Babadan oğula 1955'ten beri tecrübe ve güvenin adresi Latif Altıner doğrama sistemlerinin plastik pencere, kapı, panjur, alüminyum doğrama sistemleri, çelik kapı, panel kapı ve hazır mutfak imalatında kaliteli ürünleriyle mekanlarınızı yeniliyor. Köklü kuruluş, köklü isim Latif Altıner Doğrama Sistemleri, Koray Lisesi Karşı Aralığı Birgi Sokak'ta. Fabrika Yeni Sanayi Sitesi 3. Kapı Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi karşısında. Tribünden iyi akşamlar sevgili seyirciler. Balıkesir Spor dün Balıkesir Atatürk Stadı'nda İskenderun Demirçelik Spor 2-0 yenerek Gazi Osman Paşa Spor mağlubiyetini unutturdu. Balıkesir Spor'un bu galibiyeti taraftarıyla barışmasını da sağladı. Ve şampiyonluk yolunda önüne bakmasını, yere daha sağlam basmasını sağladı. Balıkesir Spor açısından belki de dönüm maçlarından biriydi bu. Ve bu maçı kazanarak çok önemli bir galibiyet aldık. Çünkü Gazi Osman Paşa Spor mağlubiyetinden sonra Allah korusun buna benzer bir sonuç ya da bir beraberlik dahi Balıkesir Spor'un şampiyonluk yolunda çok büyük bir önüne çıkan engeli olacaktı ama Balıkesir Spor bütün bunları bertaraf etti ve İskenderun Demirçelik Spor'u yenerek puanını 58'e çıkardı. Tabii Balıkesir Spor maçı bittikten sonra hemen en yakın rakibimiz İnegöl Spor'un maçını merak ettik. Bayağı bir uzatmadan sonra o maçta 1-1 berabere sonuçlandı ve Balıkesir Spor Gazi Osman Paşa Spor mağlubiyetiyle 6'ya düşen puan farkını tekrar 8'e yükselterek ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluk yolunda çok büyük bir avantajı eline geçirdi. Artık Balıkesir Spor için yine İskenderun Demirçelik Spor maçı bitti. Bu hafta oynanacak olan Körfez FK maçı gündemde. Ancak biz tribün olarak Balıkesir Spor'un İskenderun Demirçelik Spor maçını konuşacağız. Konuklarım Ekspres Gazetesi'nden Sayın Ümit Ulus ve Haberci Gazetesi'nden Kadir Sağlam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önce Kadir abi'den başlamak istiyorum. Çünkü Kadir abi hepimizin büyüğü. Ve maçı da heyecanla takip ettik tribünde beraber. Nasıl buldun Kadir abi Balıkesir Spor'u? Yani şimdi Balıkesir Spor'u bulmak şöyle. Şunu gündeme getirmek lazım. Gazi Osman Paşa Spor maçı yani belki de yani bu ligde bugüne kadar alınan en çarpıcı sonuç. Evet. Çünkü Gazi Osman Paşa Spor hiçbir bakımdan Balıkesir Spor'la kıyas edilmeyecek bir kulüp. O maçın mağlubiyetinin hemen akabinde İskenderun Demirçelik maçına çıkmak ve o maçı net bir skorla almak Balıkesir Spor'un önündeki engelleri kaldırdı. Ama zor bir maçtı onun için. Evet, çok stresli haftalara giriyoruz. Kolay değil. Maçtan sonra futbolculara bakıyorum, hepsinde birer stres. Hepsi böyle bir yani sanki başka bir yani maçı kazanmışlar ama konuşmak istemiyorlar, ne bileyim şey yapıyorlar. Maçta da öyleydi. Evet, maçta da öyleydi. Yani böyle kolay değil bunlar. Şimdi burada biz eleştirileri yapıyoruz. Yani şöyle yaptılar, böyle yaptılar ama teknik adam için de kolay değil. Futbolcular için de kolay değil. Bir de geçen sene bu yaşanmışlık var. Mesela işte ya acaba böyle mi oldu falan. Olmayacak Allah'ın izniyle. Yani böyle bir şey düşünemedi. Hele hele bu sene 8 puan gibi bir farkla son 5 haftaya girerken Balıkesir Spor yani kazanmayı biliyor. İyi futbol, ha bu haftalarda iyi futbol beklenmez. Yani gol atalım, şunu yapalım, onu yapalım. Bir de oyunculara bakıyorum, sarı kart sınırında bir sürü oyuncumuz var. Bundan sonraki alternatif olarak düşünebilecek oyuncular çok iyi hazır olmaları lazım. Mesela Allah korusun işte forvetimizden biri şey yaptı, Gökhan sakat. Defansta, orta sahada bir Salih'in mesela iki maç ceza alması. Yani futbolcular biraz daha sorumluluğunu çok daha iyi bilmeli. Ve bakıyoruz, kalemizde Ahmet Şahin bence güven veren. Gerçekten bu takım buralara geldiyse Ahmet Şahin'in çok büyük klası var. Son dakikalarda hep beraber izledik.
İki tane, biri 89'da kadar, biri 90+2'de 90+1'de iki tane %100 golü çıkardı. Bu pozisyonları verdik. Yani şu mışmışlarla değil ama bir tane de ilk yarıda bir kafa. Tabii, bir de orada çıkardı. Yani Balıkesirspor defans olarak oturmuş bir şeyimiz var. Kadromuz var. Ahmet Şahin olsun. Sağda Caner zaten mükemmel. Solda Kerem istikrarın en önemli oyuncularından biri. Koray'la Rıza iyi anlaşan, arkaya adam kaçırmamaya çalışan, topu iyi ilk kestiklerinde kesişler güzel, topu oyuna sokmaları çok iyi. Defansa kalecide Balıkesir pek bir sorun yaşamadık. Yalnız Balıkesirspor ilk yarıda sorunu, bence orta sahayı düzene sokamadık. Bak hep sorunlar bundan kaynaklandı. Yani ama ikinci yarıda hem Ertuğrul, hem Muhammed Reis, hem Salih o kadar güzel form tuttular ki yaklaşık 7-8 haftadan beri kazanılan maçlarda bence orta sahanın Ertuğrul, Muhammed ve Salih'in çok büyük rolü var. Hatta Salih'in sakatlığında ben Onur'u tebrik ediyorum. Onur Acar hazır girdi maçlara. Hiç böyle sanki oynamıyormuş gibi değil de maç eksiği varmış gibi çok güzel işler yaptı. Hüseyin Karı, İsmail Hoca kazandı. Bir de takımın başarısında en önemli kanatlarda solda Kerem ile Hüseyin Kar çok uyumlu. Birbirlerinin kademelerine iyi giriyor. Nereye koşacağını çok iyi biliyor. Sağda da Caner ile Mustafa Şen'in uyumu çok güzeldi. Gerçi Mustafa'ya da buradan geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Bir sakatlık geçirdi. Bugün için ameliyat olacaktı. Bu çok iyi bir uyum içerisinde. Hele hele Caner'in o bindirmeleri. Yani götürüp. Ha eksiği ne Caner'in derse, Caner'i tanırız, Ankara'dan tanırız. Caner Süper Lig topçusu Caner. Eksiği ne? O topu oradan götürüp ortalarken biraz isabetsizlikler var. Kerem gene öyle. Ama orta sahada son 7-8 haftadan beri kazanılan şeylerde ben orta sahamızın çok büyük pozisyonu var. Forvet'te de düzen kuramamıştık. Coşkun mu olsun? Sonra İlyas Çakmak geldi. Salih, düzeltiyorum. Ali Öztürk çok fazla kullanılamadı. Şimdi Ali Öztürk gibi böyle fiziki yapıdan güçlü olan oyuncular eğer uzun süre oynatılmazsa bu oyuncular çabuk formdan düşerler. Maç eksiği. Gördük bu hafta güçlü bir Ali Öztürk neler yapıyor. Ama güçten düşük. Mesela bir Özcan Yıldız takımı. Ben Özcan'ı, Hasan Atiboğlu'nu bunu daha önce de belirttim. Her ikisinden de daha iyi yararlanmalı. Özcan futbol zekası mükemmel. Ama güç olarak güç kaybı var. Yoksa bu takımı en iyi ileriye taşıyacak oyunculardan biri. Forvet'te de İlyas son vuruşlarıyla çok güzel şey yaptı. İleride iyi baskı uygulayamasa da yani Ali Öztürk'le birbirlerini iyi tamamladılar. Ama Hüseyin Karın da son dakika gollerini, hatta geçen haftaki maçtan burada çıkarken Göztepe maçının alkışını bir hafta ertelemeli aldı İlyas. Yani o son dakikada atılan gol, Hüseyin Karın yine bir hafta önceki son dakika attığı goller çok önemli. Yani şimdi bizim sen, değerlendirmemiz bu. Sen Balıkesir Spor'u lige çıkardın zaten. Zaten gönlümüzde. Göztepe ile oynattım. Biz Balıkesir Spor'u candan seviyoruz. Ya. Yok. Sevdamız bu. Altay maçı diyeceğimize Göztepe dedik. O Evet. Yani Balıkesir Spor bence iyi gidiyor. Ama bu son 5 haftada mesela Körfez maçına çok dikkat etmemiz lazım. O takım düşmemeye çalışıyor. İleride Mehmet Albayrak olsun. Ahmet Yıldırım geldikten sonraki takımdaki büyük bir değişim var. Yani kontratağa iyi çıkan bir takım. Ayağa iyi pas yapan bir takım. Bu takıma çok iyi dikkat etmemiz lazım. Hele hele ikinci yarıdaki çıkışlarına. İkinci yarıda grupta mesela iyi çıkış yapan takımlar var. Bunları ne bileyim işte Bayrampaşa, Körfez, alttan gelen takımlar. Hatta Gaziantep'in son 4-5 haftadan beri çıkışları ilginç sonuçlar da alındı. Yani iyi gidiyoruz. Yalnız İsmail Hoca ve futbolculara düşen en önemli şey bence şu anda moral, motivasyon ve şu andaki kriz demeyelim biz buna da bu heyecanlı dönemi çok iyi yönetmek gerekiyor. Heyecanlı çünkü hata yapmadan birebir futbolcularla konuşarak, topluca şey yaparak, her oyuncuya empatiyi çok iyi anlatarak, bak işte benim yerimde olsan hoca olarak
ne yapardın? Ben şöyle oynamanı istiyorum, şunu yaparım falan diye. İsmail Hoca'ya çok büyük görevler düşüyor bu arada. Ben bunu şey yapıyorum. Hatta Deniz Hoca'ya, yani tüm hocalarımıza çok büyük görevler düşüyor. Şu 5 periyotluk bölüm, kriz yönetimi değil de 5 periyotluk dönemde eğer hocalarımız çok iyi yönetir, futbolcuları iyi motive edip iyi şey yaparsa en büyük görev onlara düşüyor. Futbolcular da bu işin ciddiyetini anladılar. Şimdi yarın transfer bile yapsa şampiyon olmuş takımdan geliyorum ben dedi mi herkes oyuncuyu alacak. O nedenle yani bu 5 başlık periyotta çok dikkat edilmesi lazım. Ben İnegöl Spor'un bize yani kadro olarak baktığımızda bir de bizde kadro genişliği de var. Yani bu derinliği çok iyi kullanılması lazım. O nedenle yani başarılı buluyorum. Bu haftaki maçı da stresli ama 3-0 yapsak da bir maç seyretsek dedim ben orada. 3-0 yap da şöyle bir rahat. Üçüncülükte şampiyon olduğumuz sene bir maçta hatırlıyorum. Yani ismi maçın hangi maç olur mu? 34 pas yapmıştık. 34 pasla bu da seyirci ayağa kaldırıyor. Yani seyirci deyince de seyircimiz tebrik ederiz. 11-12 bin seyirci geliyor. Ama biraz daha gelsinler ne olur. Yani biraz daha desteklesinler. Çünkü Balıkesir Spor PTT 1. Lig'e çıktığı zaman Karas TV de çıkacak. Zeki Doğan da çıkacak. Ümit Ulus da, Kadir Sağlam da hepimiz. Belediyemiz de çıkacak. Zaten Büyükşehir Belediye olduk. Yani o nedenle bu 5 maçlık periyodu çok iyi yönetmesi lazım İsmail Hoca'nın. İşte gerçek vizyon, gerçek şey burada. Ben İsmail Hoca'ya ve ekibine çok büyük görevler düştüğüne inanıyorum. Bir de her türlü imkanlar sunan bir takım Balıkesir Spor. Buyurun bizden giden oyuncular ne diyor? Abi Balıkesir Spor kulüp diyor ya. Buyursun. Gazmanpaşa ile Balıkesir Spor'u bir kıyaslar mısın? Burada şunu da şey yapayım. Ben Balıkesir'de olarak utandım Gazmanpaşa mağlubiyetinden. Yani tüm hepimiz utanma şu. Yani ya bu takım yani biliyoruz Gaziantep'i. 100 tane seyirci, yönetim hemen hemen yok gibi. Hoca canla başla Tahir Hoca tebrik ediyoruz kendisinde. Neler yapmaya çalışıyor? Son 4-5 haftadan beri mesela neler yaptı? İlk başında Bayrampaşa'yı yendi. Gitti Malatya'yı yendi. Malatya ile bir beraber kaldı. Dikkat edin maçların önemine. Ondan sonra Balıkesir'i yendi. Bu hafta Denizli Belediye'yi yendi. Ya peki hoca fonksiyonu bu. Hoca ise hoca. Bitmiş bir takım. Beynen hem seyirci küme düşmüş hem yönetim küme düşmüş denilen takım tekrar ayağa kalkmış. Yani demek ki her zaman deriz işte teknik direktörü %80 %20 şeyi vardır deriz. Hayır canım bazen %80 bazen %20 bazen -20. Bu da -20'leri de unutmamak lazım yani. Yılmaz Vural'a sarılıyor. Gel bakalım hocam aman bizi kurtar ne oluyor. Ne var Yılmaz Vural'da? Şey mi var elinde? O nedenle ben Balıkesir Spor'un... Mesela Galatasaray maçı iyi bir örnek. Tabii. Yani bir antrenörün ne kadar etki etti. Çok önemli yani bu. Biz antrenör ne yapıyor? Ya. Şimdi 1-0 mağlubiyetten 3-1 galip geldi yani. Değil mi yani? Çok büyük bir faktör. Şimdi bir de burada herkes... Kenardaki antrenörü kastetmiyorum tabii. Hepsi atıldığı için. Tabii. Hepsi atıldı. Yani bu da ilginç bir şey ya. Takip edemedik. Yani Balıkesir Spor'a döndüğümüzde hoca fonksiyonu bununla bağlantı kurmak için bu örnekleri anlattım. Yani öncelikle hoca bu süreci çok iyi yönetip Balıkesir Spor'u buradan çıkaracak. Tüm camiamız, bayrakçılar da, lokantacılar da hepsi beraber diyoruz. Çok güzel tuttu aslında bu. Hep beraber. Belediyenin hakikaten çok büyük destekleri var. Yani bu kolay şey değil. Biz Balkes galip gol attık bilmem ne yaptık. Peki her hafta kaçar milyar prim? Nereden bulacak? Yönetici de o zaman düşürüyordu. Eyvah ya. Tamam güzel. Hani daha önce ben bu tabiri kullanmıştım. Yüzlerine yarısı gülüyor yarısı ağlıyor. Yani onların da işi kolay değil. Yani öyle çok ederiz. Yönetici gördük canım. Evet. Ne diyordu? Siz hepiniz seviniyorsunuz bizim içimiz kan aldı. Evet. Neden? Prim vereceğiz. Tabii. Nereden kolay değil. Bir maçta galip geldin 40 milyar para. Evet. Yahut da 50 milyar para. 50 milyar kolay para deriz yani. Hadi 50 bin diyelim. Eski şeyleri karıştırmıyorum da. Psikolojik olarak insanları etkilemeyelim. 50 bin lira para bir haftada. 4 tane galibiyet. Yani şimdi yöneticilik, bilmem necilik yani belediyenin aslında yapmış olduğu çok şey var. Biz eleştiriyoruz. Yalnız camia olarak bir de birleşmemiz lazım. Biz olmamız lazım. Yani
hoca gazeteciyi rakip, yönetici efendim işte ne bileyim taraftarı şöyle, ya onu böyle göreceğim, ya biz olalım. Biz olduğumuz sürece bizi kimse şey yapamaz. Şu tesisler kimde var? Yani PTT birincilikte Kartal Spor çok mu iyi? Yani bir bakalım bakalım. Ama inşallah bundan sonra da bak Buca Spor ne yapıyor? Altyapıdan geldiği hocasıyla. Manisa Spor ne yapıyor? Biz de altyapımıza hoca yetiştireceğiz. Altyapıdaki hocaya önem vereceğiz. Adam çıkarmıyorsan bırak kardeşim bu iş. Adam çıkar. Furkan Çil'i çıkardık. Bilmem Kaleci Febci'yi çıkardık. Kullanamadık. Evet, yarışmacı bir takım. Onların şanssızlığı yarışmacı bir takımda olmaları. Ama buna da dikkat edin bundan sonra. Şimdi Mustafa Reşit Akçaylar bilir neler yaptılar. Kadir abi, Barcelona yarışmacı takım değil mi? Yarışmacı takım. Ama kaç ayındır? Altyapısından bir sürü adam oynatıyor. Ya işte onu soracağız biz hocam. Real Madrid. Hocam. Real Madrid'in o Galatasaray maçında oynayan stoperi nereden geldi? Uzaydan mı geldi? Ya tabii. Altyapıdan geldi. Tabii. 94 doğumlu adamlar oynadı. Gaziantep'te 96 doğumlu telefonla görüştüm Tahir Hoca'yla. Şimdi biz yani yeri geliyor tamam yani Balıkesir büyük camia işte kökleri çok derinlere gidiyor. Mazisi şöyle böyle falan diyoruz tamam. Tamam da yani bu kadar da fazla büyütmeyelim. Abartmayalım bazı şeyleri. Evet. Neyi abartmayalım? Altyapından senin dediğin gibi eğer bir oyuncu yukarı çıkıyorsa bu oyuncuya en fazla 2 sene sabredeceksin. 5 sene sabredemezsin bir oyuncu. Oynadı oynadı. Oynamadı çantasını verirsin gönderirsin. Bu kadar basit yani. Ya Yunuslar, zaten egemenler, inanekerler, Yunus. Ya. Zaten oynatmayacaksın adamı altyapıdan üste niye çıkarıyorsun? Çıkartma. Oynatmayacaksın adamı. Şimdi bak ülkemizin acı gerçeği. Bugün Chelsea Bursaspor'un altyapısından Enes diye bir çocuğu transfer etmek için çırpınıyor. Bursaspor'un haberi yok. Yani buyur. Haberi yok dedim. Hikmet Karaman'ın haberi. Üst yapının haberi yok. Bu çocuktan. Ya böyle bir mantık olur mu ya? Bu sadece bizde değil. Tabii tabii yani. Ülkenin acı bir gerçeği. Evet. Şimdi Salih Uçan vay uçuyor kaçıyor diyorlar. Salih Uçan zaten uçup kaçıp duruyordu şeyde. Buca'da. Buca'da. Herkes biliyordu bunu. Yani bir anda Fener'e geldi futbolu öğrenmedi bu çocuk. Evet. Ve Bucaspor'un altyapı çalışmaları ben diyeyim 15 sen de 20 sene önce başladı. Tabii tabii. Hatırla yani Balıkesir'de grup maçları oynadılar. Mehmet o Özkan... takımdan dünya futbolcu çıktı. Mehmet Özkan'ın yetiştirdikleri bunlar aslında. Şimdi Altın yani, Ordu'ya gitti. Altın Ordu, evet. Kısacası yani bizim bir takım şeyleri ortaya koyarken bazı şeyleri çok aşırı abarttığımızı ve büyüttüğümüzü düşünüyorum. Koskoca bir bu coğrafyada Balıkesir takımında oynayacak bir tane oyuncu yoksa kusura bakmasın o zaman herkes dediğim bu işi yapan düdüğü eline alıp da bu işi yapan kişiler de şapkasının önüne koyup düşünmesi lazım. Ben ne yetiştirdim? Benim zamanımda kaç tane altyapıdan adam kattım? Bu yıl 1461'e nereden buluyorlar bunları bu adamları? Nereden çıkıyor adam nereden nereye geldi? Mustafa Reşit Akçay Tavşanlı'da neler yaptı? Şimdi 1461'de neler yapıyor? Yani nereden buluyor bunlar? Ya bu işi demek ki bir ilim meselesi bu. Bir uğraşılacak, bir şeyler yapılacak. Hazır kadroyu bul, topla, getir şeye... Başına Lale Tayin ismini değiştir, başka bir adam koy. Şimdi Fenerbahçe küme düşer mi? Başka bir adam ya da Beşiktaş küme düşer mi? Yani belli olmaz. Bak Trabzon düşmek için her türlü şeyi yapıyor. Trabzon'da çok şeyler değişik. Trabzon şimdi öncelikle bu şampiyonluk şeyinden sonra motivasyonunu kaybettiler. Maçlar bıraktılar da herkes basın sözcüsü oldu. Herkes saha içiyle uğraşmadı da saha dışıyla uğraşmadı. Elindeki oyuncuları kaçırdı. Ondan sonra Trabzonspor, sen Selçuk'u kaçırmışsın, Umut'u kaçırmışsın, Burak'ı kaçırmışsın. Yerine kim aldın? Çeh. Hani Çeh? Ne bu Çeh? Gördünüz mü böyle bir futbolcu? Bu şu andaki oynayan oyuncuları Allah aşkına Trabzonspor'a yakıştırıyor muyuz şu yabancıların ya? Ondan sonra başarı. Başarı olmaz. Aksar yenersen işte Gekas'la böyle. Gekas deyince inşallah Süper Lig'e çıkarız. Ya pardon düzeltiyorum. Birinci şu Gekas gibi bir santrafor buluruz da Balıkesir Spor'da.
Hası. Abi biraz önce bizi PTT 1. Ligi'nde Göztepe ile oynattın. Şimdi de Süper Lig'e çıkardın. İşte bunlar. Allah mı söyledi? Allah söyledi. Balıkesir Spor sevdası içimizde. Neler biraz var? Daha konuşsak Şampiyonlar Ligi'nde falan oynayalım. Evet. İnşallah görür müyüz ki abi? İnşallah görürüz o günleri. İnşallah. Bak benim hep söylediğim şu var. Gerçekten ya bak bunu inanarak söylüyorum. Eğer ben Barnevoz stadında en büyük Balkes diye bağırmayacaksam vallahi de billahi de gözüm açık gider bak. Yemin ediyorum ya. Ha. Hedefine sen büyük koy da ne çıkarsa bahtına derler ya ama hedefine büyük koy ya. Bir de Zeki'ciğim şu programı yapıyorsun. Tebrik ederiz. Biz burada nasıl anlatıyoruz şimdi? Sanki işte halalca'da kahvede anlatan insanlar gibi balık ismi. Şimdi bizi izleyen seyircilerimiz de saygılar sunuyoruz. Onlar da şimdi böyle diyor ya zevk de ne kadar güzel. Şimdi biz burada bir sürü Latince kelime yahut da medyatik bilmem neler şunlar bunlar kullanmıyoruz. Halkın anlayacağı dilde ne kadar güzel konuşuyoruz. Bu insanlar da programın izlenmesinin en önemli sebeplerinden biri de bu. Yani halk olabilmek. İbrahim Tatlıses, İbrahim Tatlıses olmuşsa ben demircilikten geldim diyor. Ben şundan geldim. İşte biz burada hakikaten samimiyiz. Yani Balıkesir Spor sevdası. Bazıları der ki ya işte Balıkesir. Ya biz bunun sevdalısıyız. Balıkesir Spor'un sevdalısıyız. Bir şeyler katabilirsek eleştiri yapacağız. Ha eleştiriyle hakaretin dozajı ayrı. Eleştiri yapılacak. Eleştiri neden? Balıkesir Spor iyi olsun diye yapılacak eleştiri. Ama bunu hepimiz kendi ayarımızı bileceğiz. Gazetecisi de, yöneticisi de, teknik direktör de herkes şeyini bilecek. Bak ne kadar güzel böyle konuşuyoruz. Neler şey yapıyoruz. Ya hedeflerimiz neler. Neredeyse Barcelona'ları çıkardık. Nereleri çıkardık şeyi. Demek ki hedefsiz insan olmaz. Şimdi biliyorsun Ajax kulübü bir mahalle takım. Evet. Yani bir mahalle takımından bu noktalara gelebildiyse doğru planlamayla değil mi? Doğru planlama, doğru hamleler ve doğru işlerle bir yerlere tabii geliyorsa biz de geliriz. Niye gelmeyelim? Niye yani? Tabii tabii. Şimdi işte Trabzonspor yıllarca kendi altyapısından yetiştirdiği oyuncularla Türkiye Ligi'ni kasıp kavurdu. Hatta Avrupa'yı dahi. Yaptı. Kendi çocuklarıyla yaptı. Ya biz de yaparız. Ama bunu yapmak için fazla beklememek lazım. Bir an önce özellikle bak altyapı konusunda evet çok önemli bir revizyona ihtiyacı var Balıkesir Spor'un. Çünkü yani bugün altyapı inanın kurudu, bitti yani. Ha ben Balıkesir Spor açısından demiyorum. Ya potansiyel var ama bizim kendi çocuklarımız yani futbol oynamıyor ki. Yani bak inanın oynamıyor. Oynuyor mu senin çocukların futbol? Oynamıyor. Futbol diye bir şey bitti artık. Yani futbol ileride yani belki de 10-15 sene sonra sadece bilgisayar oyunlarında belki de kalan bir hobi gibi bir şey olacak yani. Bitmek üzere yani kısacası. Mahalle futbolu. Bitiriyorlar yani. Şimdi dolayısıyla şimdi gençler bu taraflara yöneldiği zaman işte bilgisayardır, oyundur, düğündür veya başka şeyler altyapının da bütün damarları kesilmiş vaziyette. Bugün Chelsea Bursa'ya gelip de Enes'i takip ediyorsa Manchester Afrika'da, Ghana'da, orada, burada oyuncu takip ediyorsa hatta onu da bırakın artık ta Türkiye Cumhuriyetlere kadar ellerini uzattıysa bu büyük kulüpler bu iş bitmiş artık yani. Bitmek üzere. Ama bunları görmek lazım işte. Onun için yani bu kentin ya şu coğrafyanın çok iyi organize olarak bu bitme sürecine gelen altyapıyı elinde tutması lazım. Hasan Türk gibi, Egemen gibi, Olcan gibi, İlhan gibi, Caner gibi, Yunus gibi gençlerin girip de başka yerlerde oynamaması lazım. Tabii. Önce kendi doğduğu, büyüdüğü kentin takımına hizmet etmesi lazım. Biz de sahip çıkacağız yalnız onlara. Öncelikle biz de sahip çıkmamız lazım. Yani bir de şunu söyleyeyim. Mesela çok takip ediyorum. Bak ne güzel takip. Chelsea onu takip. Trabzonspor'un da bizim Hasan Atipoğlu'nu takip ettiğini buradan herkes benden duysun.
Hasan Hatipoğlu'nu takip ediyor şu anda. Yedek kulübesinde mi abi? Neredeydi abi? Kulübede mi? ama istikrara bak. İstikrara bak. Tamam Hasan Hatipoğlu, tamam Koray iyi bir oyuncu. Geldi, motive edildi. Ama Eyüp Spor maçında hatırlıyor musunuz? Bir pozisyonda ıska geçti Hasan. Ya Hasan genç, güçlü, dinamik. Ve de yani defans oyuncusu olarak en süratli oyunculardan biri. Ya bu adam mutlak değerlendirme. Yani onlar bizim kulübede onu görüyorsa biz de bunu görmemiz lazım. Yani Hasan'ı hazır tutmamız lazım. Şimdi bir Rıza. Şimdi bir bak Koray... bu çok önemli. Şimdi Rıza, Caner, Ali Öztürk, İlyas ve Hüseyin Kar sarı kart sınırında. Evet. Allah göstermesin. Yani bu oyuncular Körfez Belediye maçında ya da içerideki Of Spor maçında kart gördükleri takdirde bir dahaki maçta oynayamıyor. İnşallah İnegöl maçına denk gelmez bu. İnşallah. Aksilikler. Şimdi ortada böyle bir tablo varken Balıkesir Spor'un senin dediğin gibi o kadro genişliğini çok iyi kullanması evet. lazım. Mesela bu oyuncu bana ne için lazım? Kim için lazım? Ne için lazım? Tabii. Diye düşünmesi lazım. Bir. İkincisi bu kalan 5 maçın sadece Körfez değil, hepsi tehlike. Hepsi tehlike. Çamlıdere şeker maçı da dahil. Tabii. İçeride oynayacak. Tabii. Hepsi tehlike. Hem de süper tehlike. 5 maç 15 puan demek. Şu anda 58 puandayız. İnegöl Spor 50 puanda. Onu bırak Malatya Spor, yeni Malatya Spor 47 puanda. 15 maç, 15 puan. 15 puanı ilave ettiğin zaman veya sildiğin zaman neler oluyor? Tabii. Onun için Balıkesir Spor'un fazla öyle çok strese girmesine de gerek yok. Ne dedi Samet? İşte hepimiz oradaydık. Evet. Balıkesirspor bu ligin çok üzerinde bir takım. Yani biz elimizden gelen her şeyi yapmamıza rağmen yapamadık dedi. Yapamadık. Yani çok iyi bir takım dedi, değil mi? Tabii. Şimdi Balıkesirspor'un böyle bir görüntüyü rakiplerine böyle bir görüntü verdikten sonra strese girmesi doğal bir şey mi yani? Bana göre rakiplerine strese girmesi lazım. Balıkesirspor'un bu görüntüsü. Tabii ya şöyle bir gördüğü zaman. Biz daha soğukkanlı ve daha yere sağlam basan bir takım olmalıyız. Bir diğer konuda Ertuğrul maçtan sonra dedi ki işte hep sonunu getiremiyor diye eleştiriliyor Balıkesirspor ama biz bu sene bu işin sonunu getireceğiz dedi. İnşallah. Bize inanın dedi. Şimdi bunu Balıkesirspor'da oynayan bir oyuncunun fark etmesi ve yani açık yüreklilikle bunu söylemesi ve bunun farkında olduğunu belirtmesi önemli bir şey. Zaten bunlar da strese sokuyor yani seyircinin. Acaba geçen seneki senaryo gene mi yaşanacak? Gene mi şey olacak falan diye baskı yapınca bu, çünkü internet çağı şimdi. Oradan bir internette bilmem ne yazıyor. İşte bilmem Twitter'da şu yazıyor, bu yazıyor. Çocuklar etkileniyorlar. Yani bunlar çoğu da genç ama Ertuğrul tecrübeli birisi ve Ertuğrul'u da tebrik ediyoruz. Adeta ısırdı rakipleri bu hafta. Evet. Peki reji de bizi ısırmadan bir reklamlara gidelim. Tamam. Sevgili seyirciler bir reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra yine birlikteyiz. Yine birlikteyiz sevgili seyirciler. Ümit'ciğim sen konu mankeni gibi kaldın. Yok. Estağfurullah. İlk bölümde sen devam et. Programın ilk bölümünde gerçekten çok keyifli bir sohbet oldu. Hiç araya girmek istemedim. Özellikle Kadir abi bu haftadan itibaren ve işte Bankas, PTT 1. Lig, Süper Lig, Barneboy'a kadar gidince gerçekten hani şu kısa sürede altyapı, işte üst ligler falan birçok şeyi konuştuk. Bu da neyi gösteriyor? Yani bu sene biz kafada ligi bitirdik. Yani 5 haftayı bitirdik. Önümüzdeki senenin sonraki büyük hedeflerin yani biz şimdi kısa vadeli hedeflerimiz arasında 2. lige çıkmak var ki 5 hafta sonra. Bence daha kısa bir sürede bu hedef ulaşacağız ama daha uzun hedefler üzerinde konuşmaya başladık. Bu da güzel bir şey. Bizim havaya girdiğimizi gösteriyor ama bir havaya girmeyen kesim var. O da futbolcular. Ve teknik heyet dikkat ediyorsanız bundan önceki maçta da hafta içinde ilgili bir maç oynandı, yenildi. Bu maçtan sonra da futbolcular ve teknik heyet maç sonu galibiyet sevincini bir an önceki hafta gibi kutlayamadık. Yani bir Tokat maçındaki gibi evet. bir atmosfer olmadı.
Zoraki gittiler taraftarın karşısına. Zoraki sevindiler. Sanki içlerinde hala o iş bir garanti olsun. Matematiksel olarak bu işi bitirelim. Çünkü bakıyorsunuz çoğu futbolcu geçen seneden kalma. Geçen seneki tabloyu biliyorlar. Yaşanan olayları biliyorlar. Bak hemen araya girmek tabii, istiyorum. Çok abi. Kısa. Sayın İsmail Ertekin'le konuştuk. Sürekli konuştuk. Programa davet etmeme rağmen Balıkesir Spor'un işte o gerek taraftarda, gerek bizlerde ve gerekse şu anda belki de yani takım üzerinde işte o sıkıntı ve soru işaretleri nedeniyle buraya davet edemedim. Yani bunu da merak edenlere bir kez daha söyleyelim. Ha, gönül ister ki bütün oyuncularımızı, bütün yönetim kurulumuzu, bütün teknik adamlarımızı buraya çağıralım, konuşalım, tartışalım ama gün o gün değil maalesef. Ama inşallah sözü var İsmail Ertekin'in. Şampiyonluktan sonra inşallah ki olacak diyelim iki hafta içerisinde. Bir iki hafta içerisinde inşallah konumuz olacak. Evet. Biz de zevkle dinleriz. Hani biraz önce siz bir ifade kullandınız. Dediniz ki maç sonunda Ertuğrul şöyle bir ifade verdi. Yani şöyle bir görüş bildirdi. Daha önceki senelerde yaşanan sıkıntılar vardı. Bu sene bu tekrarlanmayacak. Şimdi Ertuğrul'a bakıyorsunuz. Ertuğrul bu sene daha dahil oldu bu takımın içerisine. Yani daha bir background'ını Balıkesirspor'un pek fazla bilmiyor. Belki biliyorsa bir önceki seneyi biliyor ama biz bundan önceki çok 3. ligden itibaren 2. ligde de bu tabloları çok yaşadık. İşte bunun sıkıntısı çok rahat bir durumda olmamıza rağmen belki başka takım olsa Ferhan gibi coğrafya içerisinde böyle tarihinde çok fazla facia olmayan diye. Çünkü bunlar ben facia olarak da değerlendiriyorum. Her şeyi toz pembe gören. Evet. Değil mi? Yani o tarafıyla bir camia olsa. Şura bakıyorsunuz yani şimdi bu kötü tablo içerisinde biz kendimizi inandıramıyoruz hala. 8 hafta var acaba. Şimdi Gazi Osman Paşa maçı oynandı. Çarşamba, Perşembe sokaktayım. 8 hafta değil, 5 hafta. 5 hafta. Yani 8 puan fark vardı. Karışıyor bu termodinamikler. Balıkesirspor sevdası dedik ya. Gazi Osman Paşa maçı oynandı. Yani pazartesi, Perşembe günü bütün taraftarları soruyoruz. Acaba hani ne olacak? Gelecek şimdi buraya İskenderun Demir Çelik'le ama berabere kalırsak, işte İnegöl kazanırsa. Yani bu kadar çok fazla bir stres yüklemiş bu şehir. Ne kadar çok puan farkı, 6 puan da olsaydı maç öncesinde. Bir stresle girdik. Ki oyunu biraz futbol üzerine pek fazla konuşmadık ama kısaca bir değerlendirmek gerekirse ilk yarı özellikle golü bulmasına kadar çok temkinli oynadık. Golü bulduktan sonra daha fazla pozisyon, 2 ve 3'ü bulabileceğimiz pozisyonlar yakaladık. Evet. Ali Akburç zorladı. Haftalardır yedek kalıyordu. Bu maçta hem bir özgüven sağlamak için gol atıp özgüven sağlamak hem de farkı açmak için ceza sahası dışından şutlar çekti. Ali Öztürk iyi mücadele etti. İkinci yarıda golü çok erken bulduk. Bu da biraz rahatlattı takımı. Çok pasif futbol oynadık. Açıkçası uyuduk desek yeridir. Pozisyon bulmayan, yani pozisyona girme gayreti dahi olmayan, 2-0'da kabul eden. Artı rakibi de oynatmayan bir takım vardı. Şimdi bak ilk yarıda Kadir abiyle biz İki sayfa doldurduk. Evet. Pozisyon olarak dedik ki bu kağıt yetmeyecek herhalde. Ama ikinci yarı maalesef i̇kinci öyle olmadı. İkinci yarı daha ilk yarı vites düştü. İlk yarı işte bizim görevliğim. Yani birçok gol pozisyonu var da Hüseyin Karın 2 ve Caner'in sanıyorum bir tane net. Bir tane de Salih vuramadı. Net pozisyonu vardı. Net. Elhasıl maçın ikinci yarısında hiç görüntü o şekilde olmadı. Evet. Bir de işin daha kötü tarafı, işte Kadir abi birinci bölümde söyledi. 85 ve 90 artı 1'de İskenderun Demir Çelik iki tane yani net pozisyon kaçırdı. Çok net. Evet. İşte burada da Ahmet Şahin faktörü devreye girdi. Yani, yani Allah korusun neredeyse ilk yarısını çok daha açık farkla kazanacağımız bir maçın son bölümündeki işte o ola gelen pozisyonları keşke görmesek bundan sonra. Keşke yaşamasak. Ya keşke olmasa. Zeki abi. Ya da olsa da işte dediğimiz gibi
maç şöyle bir 3-0 olsa da şöyle bir rahat etsek yani. Neyse Zeki abi, bu futbolun içerisinde olan şey. Yani çarşamba günü size söyleseler inanır mıydınız yani 1-0 yenileceğini Balıkesir Spor'un? Ben düşünmüyordum. Ha, bir puan kaybı olabilirdi. En maksimum olacak, oluşacak sonuç beraberlikti benim gözümde. Yenildik. Futbol içerisinde var. Zaten milyonlar bu yüzden futbolu seviyor. Güçsüzün güçlüğü yenebildiği tek spor futboldur. Bugün bakıyorsunuz çok ilginç sonuçlar alınabiliyor. Çok farklı. Güçsüzün güçlüğü ara sıra yendi desek belki. Ama şöyle bir şey var. Biraz daha doğru. O ara sıra oldu. Bir kere de olsa, bir kere de yense işi bitiriyor. Evet. Yani şimdi düşünün, bu 2-3 yıl önce Denizli'de Fenerbahçe oynadı. Kazansa şampiyon. Denizli direndi. Yani sonuçta orada bir şampiyonluk gitti. Futbol anlamında çok tatmin etmedi. Özellikle ben bu futbolu şeye benzetiyorum. Kadir abi belki katılır mısın? Fenerbahçe'nin Avrupa'da oynadığı futbola benzetiyorum. Daha temkinli. Şimdi gol yemeyen. Çünkü biraz Balıkesirspor çok fazla gol üreten bir takım değil. İşte bakıyorsunuz bugünkü attığı gol sayısına, 35 gol atmış. Ki bu şeyle birçok takım, alt sıralardaki takım bizden daha fazla gol atmış. Evet. Daha az gol yiyen bir takımız yani. Biraz da hani uyutma özelliğimiz de çok fazla var. Rakibi istediğimiz seviyede oynatabiliyoruz yani. Rakibin nasıl oynayacağına da biz karar veriyoruz. Kendimizin nasıl oynayacağına da biz karar veriyoruz. Çünkü ilk yarıda tempolu oynuyorsunuz. İkinci yarı tempoyu düşürüp bizleri uyutabiliyor. Taraftarı uyutabiliyor. Biraz kontrollü futbolda. O da biraz önce hep söylediğim gibi toplumsal hafızanın getirdiği bir sonuç bu. İşte hep bir tedirginlik var. Gider mi şampiyonluk? 6 puan fark erir mi? 8 puan olur. Şimdi yine düşünüyorum. 5 hafta kaldı. Sen işin çok masum tarafını söylüyorsun. Yani ne çıkardı? İşin masum tarafı. Yani şimdi acaba yenilir miyiz? Acaba kaybeder miyiz değil. Çok daha sert ve acımasız eleştiriler yapanlar oldu. İllaki var. O Gazi Osman Paşa Spor maçından sonra. Ama bu haftalarda o şimdi, yarar sağlamaz, zararı olur. Hayır. Yani kesinlikle. Hayır, o açıdan demiyorum. Ya bu takıma hizmet eden bir yönetim kurulu, bir teknik adam, bir futbolcu şampiyon olmak istemez mi ya? Böyle bir şey var mı ya? Ya bunu nasıl? Hem de o eleştirenden daha fazla olmak ister. Çünkü parayı kazanan o. Yani. Olabilir mi böyle bir şey yani? Ben her zaman şunu da söylüyorum. Yani insanın aklı almıyor bazı şeyleri. Ya olabilir. Hani geçmişte yaşanan bir takım problemler olabilir. Hatta bu problemlerin altında başka şeyler de çıkabilir. Biraz eştiğinde başka şeyler de çıkabilir. Ama onlar artık tamam, geçmişte kalmış. Balıkesir Spor o zaman bunları bir çözüme kavuşturamamış. O zaman bunları sineye çekmiş, hasır altı etmiş, halının altına süpürmüş. O bitmiş artık. Onları bırakalım. Günümüze bakalım. Bir Gazi Osman Paşa Spor maçı bütün bu fikirlerin hortlamasına yol açtı. Evet. Ama bence acımasızdı yani. Çünkü yazık, günah değil mi yani, bu kadar emek sarf eden, bu kadar şampiyonluk için mücadele eden, sakat sakat sahada 90 dakika koşan bu çocuklara yazık, günah değil mi ya bu eleştiriler? Yani ben yakıştıramıyorum. Tabii şimdi bu eleştirilerin nasıl yapıldığı dönemler, iyi niyetle yapılan eleştiri tamam, amenna, ama bazen olayı çok farklı boyutlara çeken, işte siyasi boyuta, sportif boyuta ya, çeken eleştiriler de var. Demedim ben. Yani işte bu eleştiriler art niyetli de olabiliyor. Şimdi şöyle söyleyeyim, yani Balıkesirspor şampiyonluğa gidiyor, 8 puan önde, son 5 hafta kaldı. Çok mu iyi oynuyor? Hayır. Eleştirecek çok mu şey var? Madde yapsak eleştirecek çok fazla şey de gelebilir önümüze. Ama bu süreçte biz diyoruz ki yani güzel futbol istiyoruz, tamam, çok fazla gol istiyoruz. Ama ben PTT 1. Lig'e çıkmasını daha fazla istiyorum Balıkesirspor'un. Çünkü bu işler geçtiğimiz hafta da ifade ettiğim gibi marka olmak yani. Balıkesirspor marka yapacak şeyler. Böyle önünde PTT olacak, Süper Lig olacak. Bunun gibi ifadeler yer aldığı zaman marka olabiliyorsun, elit takım olabiliyorsun.
Balıkesirspor şu anda çok önemli bir virajda. Bu virajı geçtiğimizde biraz önce birçok şey bahsettik. Yabancı futbolcu dedi mesela Kadir abi. Gekas'ı dedi, alabilir miyiz dedi. Nedir bu? Belki Balıkesirspor'da ben hatırlamıyorum. Takip ettiğimden beri, aklım erdiğinden beri yabancı bir futbolcu görmedim Balıkesirspor'da. Neden? Çünkü hep üçüncülük, ikincilikte oynamışız. Kobe vardı. Ya, evet, Panayot. Panayot. Ya Panayot Türk vatandaşıydı canım. Sırp vardı bir iki yani, tane. Evet, amatördeyken ama işte onun haricinde daha böyle şey anlamda. 17 yıldır Süper Lig'in bir altı olan ligde oynamıyoruz. Çok önemli şeyler bunlar. Bir jenerasyon, şu anda mesela taraftarı da eleştirebiliriz. Bazı şeylerle daha fazla hareket getirebilir, renk getirebilir, daha ateşleyici olabilir diye. Ama bakıyorsun işte bu tarihe baktığımızda o çok şanlı diye tabir edebileceğimiz, başarılardan başarıya koşmuş, marka bölümlerde yer almış bir Balıkesirspor yok. Biraz yeni yeni artık şey oluyor, inşa ediyor bazı şeyleri. En dibi gördük, işte artık en zirveye doğru bir yolculuk yapılıyor. Bence çok akıllı işler de yapılıyor, çok güzel de gidiyor, sindire sindire gidiyor. Ama bazı altı çizilmesi gereken, bazı daha orta vade için yapılması gereken hamleler var. Bu hamleler geç de kaldığını düşünüyorum. İşte bir altyapı hamlesi ki bence en önemlisi de bu. Balıkesirspor'un taşıma suyuna değirmen dönmez. Bir yerde artık Balıkesir çocuklarının da ya da bu Balıkesir coğrafyasının yakın coğrafyalarda futbola yetenekli, meyilli gençleri bulup harmanlayıp bunları altyapısında yetiştirip üst yapıda oynatması gerekiyor. İşte hep yine bak ağzımız, bilinçaltımız ister istemez bizi ileriye doğru konuşturuyor. Önümüzde çünkü bir Körfez maçı var. Pek fazla şey yapamıyoruz. Neden yapamıyoruz? Geride bir 15 puan var. 7 puan aldın mı ve İnegöl maçı da berabere düşün. İkili avarajdan çıkıyorsun yani 7 puanlık bir şey. O ki iki maça bakıyor bence. Çünkü bu süreçte yine İnegöl takılacak. Çok gol yiyen bir takım. Bizden daha fazla gol yiyen bir takım. Aslında daha yiyor. Bu hafta da yine işte 1-0 geriye düştü, 1-1 yaptı. Ama gol yemesi bir avantajdır Balıkesirspor için. Balıkesirspor da tam tersi gol yemeyen bir takım. Yani 0-0 çok ağır basıyor. İşte şans faktörü olduğu zaman, sağ şimdi, faktörü olduğu zaman yenilebiliyorsunuz. Bir şimdi İnegöl'ün Anadolu-Selçuklu maçı beraberliği Balıkesirspor'un Körfez maçında en kötü ihtimalle bir beraberlik evet. opsiyonunu getirdi. Getirdi. Evet, onun için hatırlıyorum. Yani Balıkesirspor dengeli, tutarlı bir oyun planıyla yani Körfez'den bence puanla döner. Hatta puanlarla döner. Ha Körfez küme düşüyormuş falan filan. Yani bizi ilgilendirmez. Körfez Körfez'in şu ligden fazla gol yiyen takım. 40 tane gol yemiş. Hayır yani Körfez'in siz... durumu bizi ilgilendirmez. Önemli olan biz kendi durumumuza bakıyoruz. Yani dengeli bir şekilde sahaya çıktığımızda buradan puanla hatta puanlarla döneriz. Bu burada bir problem yok. Ama şu var. Balıkesirspor'un özellikle bundan sonraki bütün maçlarında artık içeride ve dışarıda arkasına o tribün desteğini alması lazım. Özellikle deplasmanlarda. Evet. Çok önemli. Mesela Körfez maçı için kim yapacaksa bunu. Yani yönetim biz organize etmiyoruz diyor. Tamam. Saygı duyarız ama onlar organize etmiyorsa bu şehir organize etsin ve bu taraftarlar oraya gitsin. Bir yakın bir yer yani uzak değil. Gitsin ya. Yani. Çünkü şampiyonluğa oynayan bir ekip diyoruz. Şampiyonluğa aday bir ekip diyoruz. Balıkesirspor deplasmanda sahaya çıkıyor, arkaya bakıyor kimseye. Olmaz yani. Evet. Balıkesirspor'un bu taraftarını peşinde götürmesi lazım. Kim götürecekse götürsün. Yani kim yapacaksa bu organizasyonu yapsın. Değil mi tamam. Kadir abi? İstersen bir maçı izleyelim. Maçtan tamam. Sonra tekrar görüşlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, Balıkesirspor bugün Atatürk Stadı'nda İskenderun Demir Çelik Spor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın hakemleri İstanbul bölgesinden Serkan Ergün, Salim Duran, Salim Şanlıer ve ilk düdük karşılaşma başladı. Balıkesirspor ata sağ taraftan,
Şimdi ceza alanı ön çizgisinde Ali Akburç'un vuruşu yandan avuta çıkıyor. Bu hemen karşılaşmanın başında gelen pozisyondu. Şimdi Caner ceza alanı içerisine, arka tarafta Muhammed topla buluştu. Vuruşu, savunma ve sonrasında kaleci Ceyhun topa sahip oluyor. Yine Balıkesir hata. Ceza alanı içerisine, arka tarafta Hüseyin Kar topla buluştu. Düzeltti, sağ ayağına vurdu kaleci Ceyhun da. Çok müsait bir pozisyondu sevgili seyirciler. Yine Balıkesir hata. Sağ taraftan Caner içeriye döndü. Savunma, Ali Öztürk ve Muhammed'in vuruşu, top köşe atışı kullanacak Balıkesirspor. Muhammed köşe atışı, Koray'ın müdahalesi ve top ağlarda. 16. dakikada Balıkesirspor 1-0 öne geçiyor. Böylesi atışlarda, serbest atışlarda ve köşe atışlarında Koray ileriye çıkıyor ve izlediğiniz gibi bir anda Koray'ın müdahalesiyle, Koray'ın vuruşuyla top ağlara gidiyor ve Balıkesirspor 1-0 öne geçiyor. Tekrar tekrar izliyoruz. Savunmanın arasında Koray ve top ağlarda. Yine Balıkesirspor hata. Muhammed, Hüseyin Kar vuruşu ve kaleci Ceyhun iki hamlede. Muhammed yetişti ama kalecide. Yine Balıkesirspor serbest atış kullandı Muhammed'le. Orada Salih dokunsa gol olacaktı. Kalecide kaldı top. Yine Balıkesirspor hata. Arka arkaya Balıkesirspor pozisyonlar buluyor sevgili seyirciler. Sağ taraftan Caner rakibini mükemmel bir şekilde geçti. Ceza alanı içerisine girdi. Kendi yerde Ali Akburç'un önünde. Ali Akburç'un vuruşu, top dışarıda, köşe atışı. Yine Balıkesirspor hata. Hüseyin Kar kaleciyle karşı karşıya, çapraza girdi ve pozisyonu bozuldu sevgili seyirciler. Gerçekten çok müsait bir pozisyondu ve Salih'in müdahalesi, top dışarıda. Balıkesirspor hata yine. Hüseyin Kar, Caner'in vuruşu kalecide ve top dışarıda. Şimdi Balıkesirspor yarı alanında İskenderun Demirçelik ve İlk yarı için son düdük. Balıkesirspor 1-0 önde tamamlıyor ilk yarıyı. Görüntüler ikinci yarıdan. Hemen karşılaşmanın başı. Şimdi Balıkesirspor hata. Ali Öztürk. Ali aldı, düzeltti. Mükemmel bir vuruşla topu ağlara gönderiyor ve 50. dakikada Balıkesirspor Ali Öztürk'le 2-0'a getiriyor skoru. Ali Öztürk'ün sevincini izliyorsunuz. Hem arkadaşlarıyla hem de karşı tribündeki seyircilerle paylaşıyor. İşte izliyorsunuz, Ali Öztürk aldı önüne, baktı kaleye, düzgün bir vuruşla kaleci Ceyhun'u bu şekilde avlıyor, izliyorsunuz. Şimdi serbest atış İskenderun Demirçelik'ten. Samet'in vuruşu kaleci Ahmet Şahin'de. Yine İskenderun Demirçelik ata ve çok tehlikeli bir şekilde geliyor, top dışarıda. İskenderun Demirçelik atağı, tehlike ve kaleci Ahmet Şahin gole izin vermiyor ve karşılaşmanın son düdüğü. Balıkesirspor İskenderun Demirçelik Spor'u 2-0 mağlup ediyor ve puanını 58'e çıkarıyor, liderliğini devam ettiriyor. İnegöl 50 puanla 2. sırada, Yeni Malatya 47 puanla 3. sırada. Balıkesirspor haftaya deplasmanda Körfez Futbol Kulübü ile oynayacak. Evet, maç bu şekildeydi Ümit'ciğim. Özellikle Koray'ın o golü, 16. dakikada gelen gol. Yani benim hani gördüğüm kadarıyla ilk 15 dakika hani kaleye gidiyoruz ama şöyle şey değil, bütün hatlarıyla giden, işte ilk dakikalarda golü bulalım da ondan sonra değil. Zaten duran toptan geldi golde. Ön direkte Salih aşırttı, arkada Koray gerçekten fırsatçılığını gösterdi, ikinci golünü attı. Bak burada Engin'le program yaparken, Engin'i davet ettiğim programlarda, Engin Gülüşik, ki onun da bugün doğum günü, doğum günü kutlu olsun. Doğum günü kutlu olsun, buradan da kutluyoruz. Gözlerinden öpüyoruz Engin'i. Tebrikler. Şimdi Engin hep diyordu ki, ya biz duran toptan ne zaman gol atacağız? Al sana işte. Son haftalarda hep attığımız goller duran top. Muhammed Reis'in friki. Evet. İşte Koray'ın Hüseyin'in kafası. Golü, Hüseyin'in kafası. Efendime söyleyeyim, Koray'ın attığı bir gol daha var biliyorsunuz. Tabii tabii, ilk maçında. İlk maçında. Yani yan toptan
ve duran toptan birçok gol bulmaya başladık. Şimdi şikayetimiz şu. Ya biraz da bir organizasyonla şov, bir gol atalım. Şov da istiyoruz artık. Evet. Evet, tabii ilk hedefte varılacak hedef olduğu için kafada şimdi yolu en kısa zamanda nasıl varırım? Kazasız belasız başıma bir iş gelmeden herkes ona düşündüğü için biraz da bu aslında stres de getiriyor. Yani bakın saha içerisindeki futbolcular çoğu zaman çok aşırı tepki verebiliyorlar. İşte sağ halim mesela birkaç hafta önceki halidir. Evet. Diğer evet. Futbolcularımızın da. Ama ilk yarı gerçekten ikinci golü bulmamak elden değildi. Çünkü çok pozisyonda yakaladık. Olmadı. İkinci yarıda ben Ali Öztürk'ün gol bulmasına iki kat sevindim. Neden hani son haftalarda İsmail Hoca Ali'nin fizik gücünden de yararlanıp işte ileri uçta arka elemanları, arkada oynayan 3 tane oyuncuyu da aktif hale getirmek için Ali'den yararlanıyor. Bu yükün altında bir de golle buluşması, uzun haftalarda da gol de atmıyordu, moral oldu. Sonuçta iki tane forvetimiz var, ikisi de ceza sınırında. Sakatlık evet, attığı gol de yakıştı yani. Evet, yakıştı, moral verdi, biraz daha rahat. O stres atmak, çünkü forvetler de kolay değildir. Birkaç hafta gol atmayınca girmez yani. O şanssızlık olur, bir şey olur, girmez. Ali için de sevindim gol için. Yani bu haftalardan bizim zor, ben şunu iddia ediyorum. Yani Balıkesir'in alacağı sonuçlar önemli tabii de. Hani biz 5 maçı alır da şampiyon da oluruz. Ama zaten İnegöl'de kaybedecek yani puan. Yani bu hafta olmasa da önümüzdeki hafta mutlaka kaybedecek. Eyüp maçı çok önemli bu hafta yalnız Ümit. Yani biz Ofspor'la oynadığımız hafta onlar deplasmana Yeni Malatya'ya gidecekler. Evet yani hani bu zaten o maç. Bu hafta Eyüp maçı da zor geçer. Çok zor bir onların. Maç. Yani kısacası sadece bizim değil bütün takımların İnegöl'ün de Malatya'nın da ve diğer takımların da küme düşmeye oynayan takımlar da dahil kalan 5 maç bütün takımlar için önemli. İşte Eyüp maçı önemli, İnegöl'ün de bizim içeride oynayacağımız Ofspor maçı önemli Çamlıdere değil mi? Çamlıdere maçı önemli değil mi? O da tabii önemli. Ofspor gitti deplasmanda galip geldi ve kurtuluş ümidi doğdu. Evet. Çamlıdere Şekerspor işte bir an önce ayağını yere vurup dipten çıkmanın peşinde. Gazi Osman Paşa işte son 3-4 haftadır galip geliyor sanıyorum. Tabii. Son 4 haftada 3 galibiyet bir beraberlik. Yani her takım için önemli. Onun için bu 5 maç gerçekten kalan 5 hafta bütün sonucu tescil edecek haftalar olduğu için inşallah bizim lehimize tecelli eder diye düşünüyoruz. Yani şimdi ama küme düşmeye aday takımlardan ben daha çok korkuyorum. Aynen ben tabii. Tam o konuya değinecektim. Yani bu hafta işte oynayacağımız küme düşmemeye oynayan bir takım. Ofspor keza aynı şekilde ki en rahat maçımız İskenderun maçıydı. Ortada hiç bir iddiasıyla evet. Hani ne yukarısıyla ne aşağısıyla etten sütten oynanan bir maç oldu. Onlar da pek fazla şey olmadı. Bastırmadı. Ama ben hani şunu söylüyorum. İşte Balıkesirspor ne yapar ne eder bu ligden çıkar. İte kaka çıkacağız biz yani. Öyle böyle bir artık en büyük rakibimiz kendimiziz. Hafta periyot da kısaldıkça 5 hafta kaldı. 8 puan öndesin, 7 puan sana alman gerekiyor. İnegöl maçında. Ofspor maçında inşallah turu atarız. Atarız abi. Çok rahat bir şekilde atarız yani. Ofspor'dan geçen seneki hıncımızı da alırız o zaman. Ya sizler ben hınç olarak demiyorum. Hınç, hınç yani. Demek Hıncal Uluç gibi. Öncal Uluç gibi. O şekilde. Yani o kötü bir anıydı. Bu daha güzel bir anıyla. Tabii. Hatırlamış oluruz Of'u. Tabii. Çünkü Of'u yani geçen sene... Of'u yendik, tur attık deriz. Tabii, öyle deriz yani. Öyle güzel anılarla. Of dediğimizde yanı santraforları Gökhan'ı da burada çok iyi takip etmeme. Şimdi ona da şey yapalım, lafın arasına girdim ama oyuncuları da iyi takip ederim. Eyüp Spor'daki Güngör Kaya'yı. Ama Güngör Kaya yıllardır var abi ya. Genç yok. Yok. Sonradan oyuna giren şimdi çok. Şimdi onları çok ikinci, son bölümde Okan Salmaz var mesela. Ben Eyüp'te çok mesela Adana'da oynayan bir oyuncuydu. Genç milli de bir oyuncu. İleri uçta çok hareketli, hızlı bir oyuncu. Hani benim evet. Dikkatimi çeker. İkinci yarı girdi o maçta ama. Evet. Şimdi onları üçüncü bölümde konuşalım. Bir reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra yine birlikteyiz. Son bölümde yine birlikteyiz sevgili seyirciler. Şimdi ikinizin bir araya geldiği programın ben 8-10 bölüm falan olmasını teklif edeceğim. Çünkü yani sohbet bitmiyor.
Pozitif bir enerji var. Zaten programdan önce bir başlıyor sohbet. Yani sadece spor da değil, siyaset, Türkiye gündemi. Yani program öncesi zaten evet. Fıkralar, şunlar, bunlar, yani espriler. Kadir abi havaya sokuyor bizi. Şimdi Kadir abi herkesi havaya soktu. Transfer komitesi bile oluşturdu. Evet. İşte şunu izleyin, bunu izleyin değil mi? Evet. Kadir abi. Şimdi onları izleriz ya. İzleyen vardır mutlaka da. İzleyen var. Trabzonspor izliyor, başkaları izliyor. Yani biz öyle de mi izleyelim? Böyle menajerlere bilmem neye falan bunlara gerek yok. Bizim işimizde burada bu işi çok iyi yapacak insanlar da var. Yani çok mu zor şimdi gidip Kahramanmaraş'taki Sertaç Çam'ı görmek? Bandırma Spor aldı, biz almadık. 92 doğumlu adam. Yani bu oyuncuları geçen sene de söyledik biz. Yani şu takımda şunlar var. Ya bunları görme. Yani evet, herkes bakıyor bir maça ama ne görüyorsun? Bakmakla görmek arasındaki farkı görmek lazım. Yani görelim, demin saydığımız bu oyuncuları, yani Konya, Anadolu Selçuk'ta Yaser. Yani burada adam geliyor gösteriyor, diyor ki ya ben Balıkesir Spor'da burada kendimi göstereyim, şey yapayım diye. Ya bunları almak çok zor ama iyi takip gerekiyor. İyi izleme komitesi. Yani şöyle, ben hani demin de ona getirecektim. Balıkesir Spor'dan geçinenler var, Balıkesir Spor'la geçinenler var, Balıkesir Spor sevdalıları var. Hangimiz hangimizi hangi kategoriye koyuyoruz? Balıkesir futbolcular geçiniyor. Teknik direktör geçiniyor. Bunlar şey yapıyor. Öteki adam da cebinden para veriyor. Şeye gidiyor. Trabzon'a maça gidiyor. Şuna gidiyor bunu. Yani demek ki Balıkesir Spor. Balıkesir Spor'la geçinenler de var. En ufak bir şeyde adam diyor ki vur giydir. Ya bu giydir midir bilmem ne, ben anlamıyorum bunları yani. Sonra yani bu takım hepimizin. Hep biz olamama sevdamız var. Ya benim dönemimde şuydu, şunun döneminde buydu. İyi futbol izleyelim. Hocalarla anlaşırken, hocam benim şartlarım bu. Şu. Param bu. Şu takımı şey yapacağım. Hocam hedefimiz bu. Bize bir kadro kurar mısın? Yani nedir, maliyeti nedir bunun bir de, ama bizim bütçemiz bu. Ama önce güven hoca. Şurada Zeki'cim biraz önce sen dedin. Bakın ben burada şu anda 5 tane hoca ismi söyleyeceğim. Bunların hiçbiri benim babamın oğlu değil bilmem ne. Herkes bu söyleyeceğim 5 tane hocayı biliyorsunuz. Süper Lig'de çalışan hocalar hemen hemen aynı. PTT 1. Lig'de aynı, 2. Lig'de aynı, 3. Lig'de. Ha, birbirlerine atlamalar yapabilirler. Ama hangi hoca neden mi? Bu isimler için bana niye sayılıyor? Mesela ne demiştik? Osman Özköylü. Bakın kardeşim, adam Elazığ Spor'u çıkarmış. Kayseri Erciyes'te neler yapıyor? Metin Diyedin. Neler yapıyor? Ordu Spor'u çıkardı. Kasımpaşa'yı çıkardı. Kasımpaşa'da ne yaptı? Nasıl işine son verdiler? Nedir? Anlamadım gitti. Metin Diyedin prensip. Bunlar prensip. Mustafa Reşit Akçay. Tavşanlı'da süper işler yaptı. Şimdi 1461'de neler yapıyor? Hangi bütçeyle? Ne bütçesi? Tahir Çopur Hoca. Biraz önce bahsetmiş olduğum. Ya Bursa'da Spor'u çalıştırırken bu adam Van'ı Van'da yendi. Van Belediye Spor'u küme düşürdü bu adam. İki saat sahadan çıkamadılar ve de otelde kaldılar. Ankara'ya dönemediler bu takım. Şimdi aynı Tahir Çopur, bunlar bir de akademik kariyerli hocalar. Yani üniversite bitirmiş, yardımcılar da bilmem. Geldi Bayrampaşa Spor'un başına. Ne yaptı Bayrampaşa? Son 4 haftada ne dedik? Önce Bayrampaşa'yı yendi. Düzeltiyorum, Gaziosmanpaşa. Önce Bayrampaşa'yı yendi. Gitti yeni Malatya Spor'u gibi bir takımı Malatya'da bir berabere kaldı. Geldi Balıkesir Spor'u o sahada 1-0 yendi. Tuttu bu hafta Denizli Belediye Spor'u yine yendi. Bu hafta Kızılcahamam'la başlıyor. Belki de onu da yenecek. Şimdi peki hoca faktörü diyoruz. Tahir Çopur. Çoğumuz belki bilmiyoruz. Kim bu acaba diyecek. Ama bak neler var. Biz araştırırsak maliyeti nedir? Belki de 5'te 1 fiyat. Ya seyircisiyle küme düşmüş. Yönetimiyle küme düşmüş. Tarla gibi sahada oynuyor. Balıkesir Spor Teknik Direktörü İsmail Ertekin'den özür diliyor Tahir Çopur Hoca. Diyor ki hocam diyor, sizi böyle bir sahada ağırladığımız için diyor kusura bakmayın diyor ya. Böyle bir şeydi. Yani hiç Balıkesir Spor'la Gaziosmanpaşa kıyaslanabilir. Bir de Ziya Doğan. Ziya Doğan paraya önem vermeyen bir adam. İnatçı bir adam. Adamın fiziğini beğenirsin, kimyasını beğenirsin, bilmem ne yaparsın. Onlar ayrı bir konu. Ama hocam seninle şöyle şöyle şu kadar çalışacak. Şu 5 tane saymış olduğum hocalara herkes notunu alsın. Şimdi Süper Lig'de mi çalışacağız bunlarla yoksa? Hayır. İleride daha iyilerde çalışacağız. Ama PDT 1. Lig'de şu hocalara biz çalışalım. Ama benim idealimdeki şu 5 hocayla
Hangi takımlar çalışıyorsa. Gönlüm bir tanesi Balıkesirspor'da olması. Bak bir tanesi Balıkesirspor'da olması. Ama şu söylemiş olduğum isimlere dikkat etsin herkes. Not alsınlar bir taraf. Osman Özköylü, Metin Diyedem, Mustafa Reşit Akçay, Tahir Çopur, Ziya Doğan. Bu oyuncu, bu eğer Ziya Doğan takım olabilirse tabii. Böyle şeylere biraz siyaset de lazım. Bu 5 hocaya dikkat etsinler. Eğer bu söyle hocam, bu 5 hocaya... Onları zaten herkes biliyor. Hayır biliyor da. Yani. Başarı niye bu hocalarla beraber geliyor yani? Neleri de var ama. Elindeki kadroyla alt üst edip de bırakıp gidenler de var. Yani lütfen bunları yapın. Bu tavsiye edilen bu hocalar ne yapıyor? Neden şey yapıyor? Neden bunların takımları başarılı? Neden Yılmaz Buralara sarılıyor? Sistemde bir bozukluk var. Yılmaz Bural neler söylüyor adam? Diyor ki ya beni böyle Fenerbahçe'nin maçına getirin diyor. Ya getirin bakalım. Milli takım maçına getirin. Yani o nedenle şimdi toparladığımızda son bir toparlayayım. Toparladığımızda bir defa artık bundan sonra Balıkesirspor bir takım. İkincilik B'de olmayacağız. PTT birincilikte, Süper Lig'deysek altyapı sorunu çözeceğiz. Bir. İkincisi izleme komiteleri kuracağız. Üçüncüsü iyi hocalarla uzun vadeli çalışmalar. Bak, Kadir abi biz dünya üçüncüsü olduk değil mi? Evet. Futbolla. Şirol Güneşler. Şimdi o takımın başındaki hoca ya tesadüfen işte başardı şeklinde. Karizması yok. Karizması yok şeklinde bir tanımlamayla neredeyse Tukaka ilan edildi bu ülkede. Evet. Değil mi? Halbuki Şenol Güneş gerçekten örnek bir insan. Adam, adam. O da benim babamın oğlu değil de. Evet. Yüksekokul mezunu, efendi ve aynı zamanda da eğitimci. Öğretmen, evet. Şimdi biz bunu dedik ki ya onun yapacağı işten ne olur? Tesadüfen oldu takım dedik. Sonra ne oldu? Bir sürü İmparatorlar bilmem neler geldi. İşte komutanlar geldi. Bir daha Dünya Kupası göremedik. İşte kılıç kalkan ekipleri geldi. Ne oldu? Bırak Dünya Kupası'nı, Avrupa'ya gidebildin mi? Gittim. Avrupa'ya git de önce bir göreyim seni. Bırak Dünya Kupası'nı. Şimdi bak. Yapılan eleştiriler ve yapılan değerlendirmelerin ne kadar havada kaldığını gösteriyor. En son işte Trabzonspor'un durumu. Evet. Şenol Güneş'e orada yapılan haksızlıkları ben bile biliyorum. Burada oturan bir insan olarak yani. Evet. Yani hiçbir şey tesadüf değil. Her şey kader kısmet değildir. Bu kader ve kısmet aynı zamanda kişinin kendi ve çabasına, toplumun ve o birlikteliği oluşturan insanların vermiş olduğu kararlarda gizlidir. Şimdi bir tarafta birinin heykelini dik, öbür tarafta Tukaka ilan et. Şampiyon, yani şampiyonluk değerinde bir başarıyı elde eden bir teknik adam. Yani kısacası senin yaptığın şu değerlendirmelere tamam katılıyorum ama sonuçta bu sen, ben, tabii, Ümit'in yaptığı değerlendirme. Genel olarak baktığında yine imparatorlar imparatorluğunu yapar, komutanlar komutanlığını yapar. Yine 80 tane Balıkesirspor'a hoca talip olur. Onunla yine, da gurur duyarız. Yine herkes ipini bir şekilde boyar ama şu futbol camiası içerisinde gerçekten karakterli, dürüst, efendi söylediğini yapan ve söylediğinin arkasında duran insanlar da işte öyle Tukaka ilan edilir. İsterse ülkemizi dünya üçüncüsü yapsın, isterse dünya şampiyonu yapsın. Hiç önemi yoktur yani. Anladın mı? Biz öyle bir toplumuz işte. Bir de toplum dedin de Zekiciğim, toplum olarak nasılız? Toplum olarak bilgi sahibi olmadan fikir sahibi oluyoruz. Bu çok konuda böyle yani. İşte ya önce bir bilgi sahibi olalım. Yani şimdi bilgi sahibi olmak için bir de insan kendi kafasına bir şeyler doldurması gerekiyor. Bilgisayardan geliyor, kolay var şimdi. İnsanları tembelliğe alıştırıyor. Yani bir bilgi sahibi ol. O konuyu bir araştır. Nedir bu? Doğru mu ya? Fikir sahibi. Boş teneke gibi durmadan konuş yani böyle böyle diye. Ya bu konuyu bir öğren bakalım. Bir araştır. Yani bilgili bir toplum. Eğitimli bir toplum. Yani toplum olarak hakikaten olaylara dediğiniz gibi yani Şenol Güneş'e Tukaka diyorsun. Ya işte bilmem şunu. Ya acaba oralara kolay mı geliniyor? Yani
Bunlar toplumumuzda az çıkan insanlar. Az olan şey de altın madeni, elmas çok az çıkıyor, çok değerli. Ama diğer şeyler o kadar değerli değil. Hammal Balıkesir'e sorarsak kaç tane? Dolu. Peki süpürge bağlayıcı? Dolu. İşte bilmem neci dolu. Kaç tane teknik direktörümüz var iyi yetişmiş, Süper Lig'de çalıştıran? Ne bileyim. Kaç tane iyi yetişmiş gazetecimiz var? Yani sanki yani neler var neler. Yani burada öyle müthiş şeyler yapılabilir. Ama biraz daha bilgi sahibi olmak, kendini de bu konulara adamak, sevdalanmak, sevdalandım, sevdalandım diye türküde söylediği gibi Balıkesir Spor'suna sevdalanmamız lazım. Evet. Ya bazı şeyler de maya işi. Şimdi Kadir abi 5 tane isim zikretti. 5 tane ismi ben hepsini tanıyorum. Yani biraz alt ligleri takip eden, Bankası, PTT 1. Ligi takip eden futbol severler de tanıyor. Ama hani şu çağrışımı yapmak da pek bence hoş olmadı. Hani 5 hafta kalmış lige. İşte İsmail Hoca da bu işi götürüyor da. Yok, İsmail Hoca ile ilgili yok, değil. Yok yok. Hani bu genelde yani genelde. Yok, Balıkesirspor için demiyorum. Balıkesirspor için demiyorum ben. Ben diyorum Balıkesirspor'a şu anda kimse laf söylememeli. Çok güzel. Dedik ya şu anda bu yönetimi çok iyi yapmalı. Yoksa hani şu hocalara dikkat edesin. Neden başarı bunların gittiği yerde geliyor diyorum. Şimdi ben yani demek ki bir şey var. Şenol Güneş'i verdi Zeki. Yani bunlar hakikaten bu oyuncular neler, bu hocalar neler yapıyor? Başarıyı nasıl yakalıyorlar? Neden şey yapılıyor? Bu çok iyi yerdeler mi? Onu belirtmek istemiştim. Buyur. Ha, şu anlamda abi. Şimdi biz Balıkesir Spor çerçevesinde konuşacağız. Konu Balıkesir Spor değildi yani bu onda. Tamam o zaman. Genel ben yoksa hani biraz şey. Çünkü şunu için yani Balıkesir Spor bunları da konuşulması gerekiyor mu? Konuşulacağı zaman var. Yani biz şampiyon olduğumuz yani sezon sonunda oturulur masaya denilir İsmail Hoca bunları yaptı, bunları yapamadı. Bu işi götürür götürmez. Ama hani şu anda onu ima etmek de Balıkesirspor gibi yalnız şey ima değil. Yalnız şöyle söyleyeyim. Yani şimdi Kadir abi onu Balıkesirspor için söylemedi. Ha, yani. Tamam ben öyle tamam. Şey yaptım. Tabii, yani, tabii. Sadece bunlar niye bu kadar tabii. Başarılı oluyor? Yani her gitti takımda başarılı oluyor diye bir örnek var. Var yani. Tabii, tabii. Daha da var ya. Kusura bakma isimlerini zikredemediğimi. Şimdi şöyle söyleyeceğim bak. İsmail Ertekin'in takıma geliş süreci ve gelişinden bugüne kadarki süreç içerisindeki yaşadıkları ve yaptıklarını üst üste koyduğun zaman öyle hiç azımsanacak şeyler değil. Artıları çok fazla. Çünkü İsmail eğer bak bu takım şampiyon olacaksa mutlaka yani futbolcu, teknik adam, yönetici, işte taraftar bütün herkesin gayretleri var. Hiçbirini göz ardı etmiyoruz. Ama teknik kadronun gerçekten çok büyük emeği olacak yani. Bak bunu altını çiziyorum. Neden olacak? Daha dün ne kadar 65-70. Dakika sahada yürüyemeyen takımı koşar hale getirdi bu teknik ekip. Ha, pozisyona giremiyormuş. Gol atamıyor. Gol de yemiyor. Fena da oynamıyor. Yani güvenli oynadığında çıkıp yani bir de İsmail Hoca'nın takımı değil bu ya. Hani tamam geldi risk aldı hayır. Şey yaptı ama. Şimdi bak çok büyük bir riskti yani. Tabii. Görev alışı bile riskti yani. Lider bir takım alıyorsun. Lider takımı yani. Alıyorsun evet. Ve ki, şampiyon yapman lazım. Birkaç haftada işleri iyi gitmedi. Kaldı ki ilk söylediği demecinde ne dedi? Ben bu takımı şampiyon yapamazsam başarısızım dedi. Evet. Bunu da özgüvenini ortaya koyarak açık açık söyledi. Şimdi bak ona kimse laf söyleyemez. Bana göre yani. Bu takım çıkarsa en büyük pay, tabii ki yönetim kurulunu ayrı tutuyorum. Bu teknik kadronun bu takıma vermiş olduğu o özgüven, kendi özgüvenlerini sahaya yansıtan bu teknik kadronun olacak. Zekici, bence yani. Bir şey katmak istiyorum Ümit. Burada Deniz Hoca'yı tebrik etmek lazım. Bakın i̇şte Deniz Hoca, diyorum yani. Deniz teknik Hoca çok güzel hazırlıyor. Takımda görünmeyen kahramanlar diyor. O kadar güzel böyle yardımcı ve ben Türk futboluna iyi bir antrenör yetişiyor olarak görüyorum Deniz Hoca'yı. Takıma çok büyük katkısı var. Kendisini buradan tebrik ediyorum. Ya ben genel olarak yani evet. Teknik kadro dediğimde hepsini içine yok abi ben de olur. Şu anlamda söylüyorum. Ha, belki sezon sonunda oturulur. Anlaşılır, el sıkışılır. Görevi de bırakabilir ya da devam edilebilir. Tabii 5 haftalık süreç ne olur. Olursa olsun. Ha 10 günde 5 şu anda biz işi bitirelim. Olsun. Çünkü bundan dilimiz yanmıyor. Ama İsmail yalnız. Ertekin bu takımı tabii. Evet.
sezon sonunda şampiyon yapacaktır. Evet, inşallah. İsmail Ertekin ve evet, ekibi. Evet, tabii evet. ki yönetim kurulu, futbolcu ve diğer kısımlarını biliyoruz. Yani şimdi yönetim kurulu... Kolay değil değil mi belirttiğimiz gibi? Yani kolay mı yani bu iş? Dediği gibi Kadir abinin, siz seviniyorsunuz tabii. ama diyor, ya bizim içimiz kanı alıyor. Ne yapacağız? Şimdi nasıl bulacağız? Nasıl buluşturacağız? Bazı yani bunu da gördün. Seyirci bunu da bilsin. Bunu da bilsin. Bunları da yaşadık. Tabii evet. canım. Yaşadık. Doğru, yaşadık. Siz diyor çok seviniyorsunuz ama bizim içimiz kanı alıyor. Çünkü tabii. şu kadar para ödememiz lazım. Kolay şey Kısacası, değil. Kısacası öyle kolay değil bu işler. Öyle tribünde oturup konuşmakla da olmuyor. Tamam. Bir takım yapılan yapılamayan bir sürü şeyler var. Yok mu yani? Var. Şu anda da var. Hepsini de söyleriz burada. Ama gerek yok ki yani. Bunları söylemenin zamanı değil. Evet. Ha, söyleneceği zaman belki gelir. Geldiğinde de söyleriz yani. Hiç çekinmeyiz de yani bir şeyleri söylemekten. Yani hani şu anda tek bizim iyi futbol, kötü futbol ya da başka şeylerden ziyade sonuca gidip. Evet. Çünkü yani çok elimizde büyük bir avantaj var. Hani belki bunu gereksiz ya da zamansız konularda kafa yorarak değil de daha fazla şimdi böyle... Şimdi bak ben sana bir şey söyleyeceğim. Biraz yani. Daha böyle faydacı yaklaşıyorum. Şimdi Süper Lig başlıyor. Tamam mı? Başladı. Düdük çaldı. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ne diyor? Hedefimiz şampiyonluk. Hedefimiz üçüncülük diyen duydun mu sen hiç? Yok. Bu takımlarda. Duymadım. Peki kalkıp da hedefimiz şampiyonluk diye lige başlayan bu takımlar 15 hafta sonra atıyorum. Balıkesir Spor lige çıktı. Kısıtlı bir bütçeyle. Yani kısıtlı bütçe dedim. Onların bütçelerine oranla kısıtlı diyor. Şampiyonla oynuyor. Doğal bir şey mi bu? Doğal bir şey mi? Bir tarafta devasa bütçelere sahip takımlar, öbür tarafta kısıtlı bütçeye sahip bir Balıkesir Spor. Doğal bir şey mi? Değil. Değil. Demek ki orada yanlış bir şeyler var. Orada yanlış şeyler yapılmış demek ki. Şimdi devasa bütçeye sahip olan bir ekip, kısıtlı bütçeye sahip bir ekiple aynı kulvarda koşuyorsa orada bir yanlışlık var demektir. Ya da burada bir artı var. Doğru yapılan, çok doğru yapılan şeyler var demek. Doğru yapanlar da var bunu. Mesela şimdi Akhisar küme düşse bile dünyanın parasını alıyor. Ya bilmiyorum bu örnekten herhalde bu anlamış olmaları lazım bazı arkadaşlarımız. Fazla da açmak istemiyorum. Onun için yani elmalı armutların yarıştığı birlikte mutlaka konuşulması gereken şeyler olacaktır. Ama gün bugün değildir. Değildir. Katılıyorum Zeki abi. Sana katılıyorum. %100. Hani ikinci yarıda çok güzel Balıkesir Spor'u gidiyor. Ben bu kadar kendimi çok fazla şampiyonluğa ya da bir üst lige odakladığım sezon olmadı. Geçen sezon dahi bu kadar odaklanmadım. Yani bu sezon Balıkesir Spor çıksın. İTKK çıksın. Bir şekilde çıksın. Çıksın ama. Yani bu önemli bir dönüm noktası. Bunu kaçırmayalım, bu treni kaçırmayalım bu sene. İşte insanlar, binlerce insan da bu şekilde düşünüyor. Ben eminim yani. Maç sonunda arkadaşlarımızla oturuyoruz, sohbet ediyoruz, taraftarla oturuyoruz. Ya bir insan der mi 6 puan kalmış, bu hafta maç oynuyorsun, bu hafta kaybederiz, İnegöl'de şey olursun. Artık senaryolar yazıyorlar, hep olumsuz. Bir tane olumlu senaryo yok ya. Bir kişi demedi İnegöl puan kaybedecek bu hafta demedi. Hep Balıkesir Spor kaybeder mi? Hep Balıkesir Spor kaybeder mi? Artık evet. Nasıl işlemiş bu hücrelerimize? Ama i̇şte negatif, bunda... negatif düşünce ama bunlar işte. İşte bu yani... İnsanların çoğu negatif düşünüyor. Pozitif düşünebilmek de çok önemli. Pollyannacılık değil ama Tabii. negatif düşünce ne yapıyor? Aynı kar topu gibi böyle şey oluyor. Olmazsa, gene Opspor gibi şey yaparsa. Hani Laz'ın dediği gibi diyecek. Şampiyonum, yanıyorum dedim inanmadınız. İşte hastayım dedim. Şimdi ne oldu? Yani şampiyonlar hani ne oldu? Evet. Maç satıyormuş. Ya bunlar böyle şey ayıp şeyler ya. Maç satıyormuş bilmem ne. Böyle şey olur mu ya Allah aşkına? Neler ya. Ne kadar kabul ayıp şeyler bunlar. Ya o futbolcu para kazanıyor. O yönetim çırpınıyor bir şeyler yapmaya. Herkes şey yapıyor. Maç satıyor. Ya Opspor o gün süper oynadı. Yendi bizi bu o gün burada. Yendi adam seni. Kırklareli Spor bizi burada iyi oynadı. Yendi. Biz de tebrik ettik. Yani Balıkesir Spor olarak hakikaten yani
çok iyi negatif düşünce. Eğer negatif düşünceyi yaymak çok zor. Hani kötü haber tez ulaşır misali var ya. Niye iyi haber çok ulaşmıyor? Ümit Ulus gazetecilik okulu bitirmiş, üniversite mezunu, kendini yetiştirmiş. Bu genç yaşta buralara gelmiş bu kardeşimiz. Ama bunları görme. Ya acaba Ümit'in göbeği mi var? Var acaba abi. Acaba bir bebeği var. Kadir Sağlam emeğini, alın terini vermiş. Bir şeyler yapayım, şunu yapıştırayım, bunu şey yapayım, bunu öğreneyim, şunu yapayım diye bir şeyler şey yapmış. Ya yani nasıl acaba? Negatif. Acaba nasıl karalasak? Acaba saçları mı dökük? Acaba karizma böyle mi? Acaba şu mu? Yani toplumu. Ya Zeki Doğan bu programı yapıyor ama nasıl yapıyor ya? Ya aslında iyi değildir yani. Hani önceden de ya Tanju'yu biz takıma bile almazdık. Kadir abi i̇şte bir şey diyeceğim bu sözün üzerine. Tamam. Biz 4-5 hafta öncesine kadar diyorduk ki bu şehirde hiçbir hareket yok. Şampiyonluğa mı oynuyoruz? Orta sıraya mı oynuyoruz? Belli değil. Sokaklara bayraklar asın dedik. Son haftalarda da şey işte şirketler reklam yapıyor diye niye bayrak asıyorlar diye kınama şey. Arkadaş nasıl iş bu ya? Şimdi her taraf bayrak dolu. Giriyorsunuz kırmızı beyaz. Adam şey zaten yanında. Hani dükkanın yanında oraya asmış. Firması ismini de koymuş hani şey olarak. Şimdi eleştirdiğimiz nokta bu yani. Niye şirketin ismini koyuyor? Niye reklam yapıyor? Ya nasıl bir şey ya? Hani öbür türlü yapıyorsun olmuyor. Bu türlü yapıyorsun olmuyor. Biraz da kendimize şey yapmamız lazım. Fırsatçılıklar da var. Belki size de gelmiştir şey de. Mesela ne yapıyor? Ya şu bayrakçılar filan acılar mı? Ya millet ne güzel. İşte şeyinden cebindeki gelirinden önemli kısıtlayıp bir şeyler yapıyor. 300 liralık bayrağı 500 liraya satmanın. Yahut da 400 liralık şeyi 800 liraya satmanın. Bilmiyorum. Fırsatçılık yapmanın şeyi yok. Bunu da buradan çok duyduğum için söylüyorum yani. Ya abi bir bayrak yaptırın, bayrak yaptırın diyorlar. Ama adam tutmuş diyor. Daha önce 200 lira olan şeyi 500 liraya satıyor diyor. Lütfen buradan Balıkesir Spor'u seviyorsan Balıkesir Spor sayesinde o bayraklarla para kazanıyorsun. Tabii. Yoksa kim alır o bayrağı? Kumaşı kim alır? Şimdi Kadir abi bak. Yani Ümit sen de buradasın sana da söylüyorum ya da herkese söylüyorum. Şimdi bu bayrak asma, bayrak sallama işte şu bu olayları bizim çocukluğumuzda da belki Ümit bilmez o yılları. Şimdi biraz ufaltayım seni de cebime gir. Şimdi o yıllarda ne oluyordu? Şimdi mahalle takımı, semt takımı ya da Balıkesir Spor ya da yakın mahallenin takımı bir başarı elde ettiği zaman mesela rengi ne? Kırmızı beyaz. Kırmızı beyaz patiskadan ya da herhangi bir yani lalet tayin bir kumaştan bir araya getirilip bir bayrak yapılıyordu. Kimseye gidip de para istenmiyor. Ben bayrak yapacağım, ben pankart yapacağım denmiyor. Bir sevgiyle yapılıyor. Bir aşkla yapılıyor. Önemli değil. Bir tişörtünü ortadan kesip ikisini yan yana getirip de yapılıyordu bayrak. Ya da ne bileyim herhangi bir evdeki o renkleri taşıyan bir bezden de yapılıyordu. Bu bir sevgiydi ya. Elini alıp sallamak. İşte o takımın arkasında olduğunu ifade etmekti. Ama şimdi biraz önce Kadir abinin dediği gibi ben bayrak yapacağım bana para ver. Başka? Bayrakçıya gidiyorsun 300 lira olan bayrak 500 lira. Öbür tarafa gidiyorsun 50 liralık yazı 150 lira. Ya. Hiç. Ne yazık ki zaman değiştikçe belki bizim çocuklar... Maddiyatçı bir toplum oluyoruz. Maddiyatçılıktan ziyade sevginin yönü değişti. Sevginin her şeyi değişti. Sevgi böyle değil ya. Gidin evinizde bir kırmızı beyaz bir patiskayı evinizde önemli değil. Eşiniz eliyle diksin bir bayrak yapsın ya. Bayrak budur. Ya mesela... Budur bayrak. Yani sevgiyle içinden koparak yaptım bayraktır. Şimdi bak bayrak olayına gelelim madem açtın. O asılan bayraklar görsel olarak çok güzel. Değil mi? Ya yani şehri süsledi çok güzel görsel olarak. Ama maddi olarak ben o bayrakların çok yani veya o sevgiyi yansıttığını zannetmiyorum. Dediğim gibi o sevgi eskiden o benim biraz önce anlattığım hadiseler de o sevgiler. O sevgiler bitti artık. Yani futbol
artık endüstriyel bir hale geldi. Her şey bitti. Takım sevgisi de bitti. Semt aşkı da bitti. Forma aşkı da bitti. Her şey bitti. Yani şöyle diyor. Eski sevdalıklar yürektendi yürekten. Şimdiki sevdalıklar hep dönüyor direkten. Öyle de denilebilir tabii. Evet. Velhasıl ben o eski sevgileri özlüyorum. Gerçekten özlüyorum. Evet. Değil mi yani çok fazlasıyla özveri gösterip maçlara giden. Hani hikayeler anlatılırdı. Hani bu işin aslında maziye sahip çıkma tarafı da bu hikayelerdir. İşte günümüzde futbol, endüstriyel futbol haline geldi. Bir gün çocuklar dışarıda mahallede futbol oynamıyor. İnternet karşısında, televizyonun karşısında bir oyun konsoluna alıyor eline. Akşama kadar futbolu, şutu orada çekiyor terlemeden. Çalımı orada atıyor. Ve belli bir robotik halde yapıyor bunu. Eleştiriler de ya da yapmış olduğumuz şey dikkat edin yani belli kalıplar içerisinde yapıyoruz. Belli bir standartlar var. Bu da işte kapitalizmin futbola çok fazla nüfus ettiğini gösteriyor. Yani şimdi alt liglerde çok yüksek mevzalardan bahsediliyor. Hani belki bir memurun 20-30 yıl çalışıp da alamayacağı ikramiyelerin çok çok fazlasını bir senede alıyorsunuz. Tamam. Yani bu da artık tek tip futbolcu tipi ortaya çıkartıyor. Tek tip seyirci tipi ortaya çıkartıyor. Tüketen. Şimdi, dekoder alıyorsun. Forma şimdi, alıyorsun. Bir sürü yan ürünler çıktı. Liverpool'u kuranlar işçi sınıfı. İşçi sınıfı. Ama bugün İman Liverpool işte milyar dolarlık reklam anlaşmaları imzalıyor. İşte futbolun geldiği nokta bu. Bir tarafta işçi sınıfının kurmuş olduğu futbol kulübü, o eski sevdalar, eski aşklar artık geride kalmış. Bugün oturup milyon dolarlara imza atan bir kulüp başkanı bugün Liverpool'un başkanı göğüs reklamı için. Futbolun geldiği nokta bu. Gelinen bu noktada her şeyin olması da doğal. Yani onu da açıklıkla söyleyelim. Belki ben de senin gençliğin şey yapayım. Şeki hatırlar. Balıkesir Spor Süper... Yok ya ben hatırlamam. Balıkesir Spor Süper Lig'e çıkıyor. Son maç Konya İdman durulu burada. Sahada yerimizi aldık ama öğlen sıcağında daha erkenden. Şimdi artık maçın sonlarında atacağız kendimizi sahaya. Tel örgü mel örgü var ama dinlemiyor bizi. Hakem bir pozisyonu sol dakikada... Özer'in kafa golü değil mi? Özer'in kafa golü. Evet şimdi hakem bir faul kararı alıyor. Hemen hücum sahaya. Seyirciyi çıkardılar tekrar devam. Yani böyle sevdalıklar. Şimdi Zeki Beşiktaşlı olduğu için Beşiktaş maçı var burada. Şeyde tribünler daha öğlen zaten 11'de girdik. Bir de Ramazan mübarek gün biri, hatırlıyor musun? Birinci, Ramazan'ın birinci günü. Ben oruçluyuz. Ben o maçta yalnız her ne kadar yani Beşiktaş'a gönülden bağlı olsak da asla Balıkesirspor ile Beşiktaş'a yok, tabii. Kıyas bile etmiyor. Balıkesirspor dedi mi çekil bakayım kenara. Yani. Evet, son sözleri almak istiyorum. Vallahi artık o muhabbet baştan başladık. İlerisi için konuştuk, maziye geldik tekrardan. Zaten bir teklifi var, bundan sonra bu sohbetler devam edecek. Çok renkli, çok güzel bir program oldu. Bu imkanı da sağladığınız için size ve Karasit TV'ye çok teşekkür ediyoruz. Biz keyif alıyoruz buraya gelmekten. Balıkesirspor'dan keyif alıyoruz, seviyoruz. Çünkü Balıkesirspor bizim nefes gibi her daim yanında ve içimizde hissettiğimiz bir sevgidir. Bunu lig de ölçemez. Hani PTT diyoruz, Süper Lig diyoruz ama onun da bir önemi yok gerçekten. Şu anda 3. ligde de olsak yine aynı şeyleri peşinden koşacağız, yine takip edeceğiz. Bu işi yapmasam da koşacağım, gideceğim, pazar günü maçımı izleyeceğim. Evet. Böyle bakılmasını istiyorum. Taraftarlarda son haftalarda en büyük şey destek. Biraz da artık bu işi böyle eğlence haline getirir. Biraz daha hava katılmasını istiyorum. Taraftar çok görev düşüyor. Bu taraftar farklı atraksiyonlarla, farklı şekillerde artık bir havaya sokalım. Yani şimdi bu Balıkesirspor lige çıkıyor, hepimiz lige çıkalım. Tabii. Evet. Değil mi? yani çıkalım yani. Hayır. Hepimiz çıkalım derken ya bu takımın peşinden tabii, gidelim tabii. Anlamında söylüyorum. Yani artık dakikalarca tek bir şey söylenmesin, marş söylenmesin yani. Gelin bir hafta sonra ya da bir hafta içi oturun taraftarla çünkü onların vardır mutlaka bu işi organize eden. Bulun yani bir şeyler yazın, bir şeyler yapın, renk getirin.
Ki Balıkesir gençlerinin bunu yapabilecek farklı yetenekleri var, olduğunu evet. düşünüyorum ben. Özellikle hani bayan Leydon Kolikler var. Çok kısıtlı, küçük bir grup ama çok güzel şeyler yapıyorlar. Kapalı'daki 2-3 hafta önce yapılan bir evet. koreografi vardı. Bu başlangıçtır. Ne olur bu ilerler. İlerleyen dönemlerde daha imkanlarla daha güzel şeyler ortaya koyuyorlar. Ben bu tarz organizasyonları artık o Kolikler tarafından da yapılması gerektiğini evet. düşünüyorum. Evet Kadir abi. Kapatıyoruz çünkü. Kapatıyoruz. Balıkesir Spor Yönetimi, Balıkesir Spor Futbolcusu, Balıkesir Spor Teknik Direktörü. Yani bu güç sizde var. Bu son haftayı çok iyi yönetin. Sakın telaşlanmanıza gerek yok. Siz takımsınız zaten. Siz bu işi başaracaksınız. Dikkat edildiyse programın başından beri ben Balıkesir Spor PTT birincilikte görüyorum gibi. Hep gönlümüzde evet. zaten geçen. Sakın önümüzde bir engel yok. Ama aşırı motivasyon ve motivasyonsuzluk sizi başarısızlığa götürecektir. Evet. O nedenle biz negatif düşünmüyoruz, pozitif düşünüyoruz ama Balıkesir Spor'a emeği geçen tüm herkese, yönetiminden taraftarına hepsine buradan teşekkür ediyoruz. Biz olalım. En önemli son sözü bu. Biz. Nasıl tuttuysa sloganımız hep beraber, hep beraber biz. Biz olduğumuz zaman bizi yenecek güç yok. Ama evet. eleştirilerimizi, biz eleştiri yapacağız. Beni eleştirdiler diye hoca kızmayacak. Ya iyi olun diye yapıyoruz. Bizler de eleştiriyi yaparken eleştiriyle hakaret çizgisinin tam arasında bazı mesela hata yapan insanlar da var. Yani bu çizgiyi çok iyi şey yapacağız. Hep beraber basın olarak biz. Biz oldu mu şampiyonuz biz. PTT'likliyiz biz. Kadir abinin bir şiirini daha izlemiş oldu. Peki. Sevgili seyirciler, Balıkesir Spor'umuza Körfez FK oldu artık. Körfez Futbol Kulübü maçında başarılar diliyoruz ve o maçı kazanıp içeride oynayacağımız Of Spor maçında artık bu turu atmayı istiyoruz. İnşallah. İnşallah maça da gideceğim. Hani bir şey olmazsa, Allah'tan bir şey çıkmazsa pazar günü Kocaeli'ndeyim ve o maçı da izleyeceğim. Ve hepinize güveniyoruz. Balıkesir Spor, Balıkesir Spor gibi sahaya çıktığında başaramayacağı hiçbir şey yok. Evet, tribünden bugünlük bu kadar. Bir dahaki tribünde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.